Çünkü bir Amerika Birleşik Devletleri orijinli şirketin Sağlık Bakanlığı'na bir danışmanlık yaptığı ve o danışmanlıkla ilgili raporunda da buna ait bazı bilgilere sahip olduğunu görüyoruz. Yani milletvekilinin sahip olmadığı o bilgiler Amerika Birleşik Devletleri kökenli şirketin elinde ve kendi sitesinden de galiba bunu paylaşmış. Şimdi bunun peşinde olan Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Fikret Şahin'le konuşacağız. Sayın Şahin, merhaba, hoş geldiniz. Efendim merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Siz de sağlıkçısınız, hekimsiniz. Şimdi evet. Fikret Bey, burada siz daha önce de soru önergesi ile bu meseleyi aydınlatmaya çalıştınız mı? Sizin partinizde olmuştur, belki diğer partilerde de olmuştur, bilmiyorum. Ve ne cevap geliyordu? Ticari sır lafı mı geçiyordu burada? Tabii daha önceki dönemlerde de yaklaşık olarak bir 6-7 ay kadar önce yine bu sorumuzu yöneltmiştik. Yani bir sözleşmeler ne içeriyor? Bu sözleşmelerin birer örneğini tarafımıza gönderir misiniz diye. Maalesef bu konuda Sağlık Bakanı'ndan herhangi bir cevap alamadık. Yani anayasal süreç 15 gün içinde, halbuki yazılı sorularımıza cevap gelmesini gerektiriyor ama böyle bir cevap alamadık. Peki siz neyi öğrenmek istiyorsunuz? Yani elinizdeki bilgilerle ne anlıyorsunuz? Şehir hastanesi, çünkü asıl bugün o Amerikalı şirketin meselesine de geleceğim ama siz şehir hastanelerindeki modelin ne olduğunu biliyorsunuz. Seçilen şirketler, kamu arazisi, inşaatın yapımı, kaç yıl sürüyor? Çok kısa lütfen onu önce, yani neyi biliyorsunuz ki bilemediğiniz kısımlar ne, örtüşmeyen soru işaretleri nerede ortaya çıkıyor? Şimdi şöyle bahsetmek istiyorum kısaca. Tabii ülkemiz Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonraki dönemde halkımız kendi paralarıyla, yani kendi katkılarıyla hastaneler yaptılar ve bu hastaneleri memleket hastaneleri dedik biz. Daha sonraki süreçte devletimiz biraz daha zenginleşti ve halkımızın ihtiyacı olan hastaneleri devletimiz yapar oldu. Bunlara da biz devlet hastaneleri dedik. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle artık şehir hastaneleri isminde bunlar ne milletimizin ne devletimizin hastaneleri, bunlar şirketlerin hastaneleri. Ve bu şirketlerin de finansmanını sağlayanlar maalesef çoğunlukla da yurt dışındaki finansör şirketler, çoğunlukla da İngiliz şirketleri olduğunu görüyoruz. Yani vatandaşımızın sağlık hizmeti aldığı hastaneler artık yabancı şirketlerin elinde. Ve biz büyük taahhütlerde bulunmuş durumdayız. En az 25 ila 30 yıllık sözleşmelere imza atmışız ve maliyetleri normalde olabileceğinin çok daha üzerinde. Bunu sorgulamak istiyoruz. Yani burada bir kamu zararı var mıdır? Bu yapılan kamu özel işbirliğiyle yapılmış olan bu şehir hastaneleri gerçekten kamu yararına bir yatırım mıdır diye bunu sorguluyoruz. Yurt dışındaki örneklerini incelediğimiz zaman tabii bu örnek, özellikle bu sağlık alanındaki bu yatırım, kamu özel işbirliği yatırımlarının 90'lı yıllardan itibaren İngiltere'de uygulanmaya başlandı. Fakat 2000'li yıllar civarında, yaklaşık bir 10 yıllık bir süre sonrasında görülen dezavantajları sebebiyle ve halkın yoğun şikayetleri nedeniyle terk edilmiş bir sistem. Yani bizde uygulanan o terk edilen sistem mi diyorsunuz siz yani? Aynen öyle. Aynen öyle Atilla Bey. Yani bizde uygulanan sistem İngilizlerin deneyip bu uygun değildir ve İngiliz vatandaşlarının da şiddetle karşı çıktıkları, biz hastanelerimizi istiyoruz diye eylem yaptıkları sistem ve onlar buradan vazgeçiyorlar bu sistemden. Fakat bu sistemi özellikle İngiliz şirketleri, ki devlet politikası haline getirmişler, kamu özel işbirliği modelini Avrupa Birliği dışındaki 3. dünya ülkeleri, gelişmekte olan az gelişmiş ülkelere bunu sanki harika bir sistem gibi ihraç ediyorlar. Peki, özellikle çok özür maddi dilerim. Kaynağı zayıf olan ülkelere. Evet. Peki bir vatandaş olarak diyelim ki bir kentte çok alımlı, çalımlı, yani gösterişli bir hastane yaptınız, ulaştınız oraya, hizmet de aldınız, ödeme de yapmadınız. Vatandaş açısından yani bizim halkımız böyle der, Allah razı olsun, çok güzel ilgilendiler. Bu tarafı, yani iletişim tarafı ve görünen tarafı. Burada peki
sonra ne oluyor? Yani maliyetler çok mu şişiyor? Devlet bunların hani iki başka yerde olsaydı, Kartal Devlet Hastanesi'ne gitseydi, başkaydı şimdi şehir hastanesine gidince ne oluyor? Orada bir işveren var, ona da yani yatırımcı var, işletmeci var, ona da bir para veriyor devlet. Ne kadar verecek? Oralarda biraz netlik var mı sizin tespit ettiğiniz? Efendim tabii hiçbir noktada netlik olmadığı için zaten zorluyoruz. Devamlı bütçe görüşmelerinde, genel kuruldaki görüşmelerde bir milletvekili olarak. Yani bürokratın bildiğin bilgi maalesef milletvekili sahip olmadığımızı meclis kürsüsünden hitaben yaptığım konuşmada dile getirdim. Bir yabancı şirketin, danışmanlık şirketinin elemanı, personeli hangi koşullarda Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı yaptığı sözleşmeler bilgisi dahilinde yabancı danışmanlık şirketinin personeli biliyor ama bu memleketin, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili ben bilmiyorum. Peki Fikret Bey, tam bu orada gidiyor. Evet. Tam orada şimdi ABD yönetim danışmanlık şirketi neymiş? Frost Sullivan tarafından hazırlanıyor, evet, bu değil, evet, mi? Siz bunu... Başka şirketler de var. Bunları daha sonra da dile getireceğim ben. Tamam. Tabii sadece bu değil. Çok şirketler var. 15 şehir hastanesine ait yatırım maliyetlerinin miktarlarını anlatıyor burada. Evet. Ben de baktım sizin meclisteki soru önergenizin metni de elimde. Şimdi burada bakıyorum. İstanbul 2 telli. 1 milyar 232 milyon dolar mı bu? Dolar. Evet, evet. Çok büyük değil mi? 1 milyar dolar ve 232 şimdi milyon TL. Şimdi elbette bunlar çok devasa rakamlar Atilla Bey. Şöyle ki zaten İngiltere Hazine Bakanlığı ve Sayıştay'ın bir raporu var. Başka bir raporda buna ulaşıyoruz. Diyor ki orada eğer bu yatırımları diyor kamu özel işbirliğiyle değil de direkt bakanlık kendisi yapmış olsaydı en az yarı yarıya kar yapacaktı diyor. Bakın bu resmi, yani İngiliz hükümetinin Sayıştay'ın raporunda söylüyor bu. Ya yani muazzam şekilde diyor en az iki kat diyor siz diyor efendim zarar ettirmişsiniz kamuyu diyor. Peki mesela, buyurun. Yine bakın şu an İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson döneminde belediye başkanıyken bu hastaneler için yapılan yatırım için şöyle diyor. Diyor ki başka ülkelerde kamu özel işbirliği de başka ülkelerde yağma diye adlandırılan sistemi bize kamu özel işbirliği diye yansıtıyorsunuz diyor. Yani yağma gerçekten modern bir sömürücü aracıdır yani bu. Kamu özel işbirliğinin özellikle sağlık alanında kullanılması ve yine bakınız Avrupa Birliği'nin Sayıştay raporunda şöyle bir ifade var. Özellikle teknolojik olarak yüksek teknoloji gerektiren alanlarda kamu özel işbirliğiyle yapılan yatırımlar uygun değildir deniliyor. Çünkü diyor siz diyor o bütçeyi 25-30 yıllığına o sisteme bağlıyorsunuz. Eğer bir teknolojik değişiklik gerekirse bu teknolojik değişikliği yerine getirebilecek bir bütçeniz olamayacak diyor ve yüksek teknoloji gerektiren alanlarda kamu özel işbirliği modelini önermiyor. Anladım. Avrupa Birliği Sayıştay raporu 2018. Tamam. Şurada Ankara Etlik'te şimdi 1 milyar 100 milyon dolar dediğimiz zaman bu üstlenen bir Astaldi Türkerler. Bunlar mı harcıyorlar bu parayı? Sonra kaç yıl çalıştıracaklar bu hastaneyi? Şimdi bu hastaneleri kira ödemeleri var. Yani yaklaşık 3 yılda bunu tamamlama süreçleri var. Hani bu tahminen tabii biz hani çeşitli yollarla aldığımız bilgiler ama keşke elimizde bilgi olsa da net olarak size söylemiş olsak. İşte o yüzden biz açıkçası bu gayret ve çaba içindeyiz. Evet, şimdi mesela burada şunu ne biliyoruz? Geçen yıl yapılan Temmuz ayında bir torba yasa geldi. Plan bütçe komisyonuna burada yine şehir hastaneleriyle ilgili bir kanunda değişiklik yapıldı. Zaten durmadan kanunla değişiklikler yapılmak zorunda kalınıyor. Çünkü şirketlerin farklı istekleri var, yapılan eksiklikler var. Tam olarak hesaplanan yapılmış bir yatırımlar değil. Ne anladık oradan? Yasa değişikliğinde şunu gördük. Bu şehir hastaneleri kira ödemelerinin tamamı döviz bazında yapılıyor. Ve döviz yüksek miktarda arttığı zaman da hastanenin gelirleri ve hazinenin ona ayırdığı bütçede yeterli olmuyor. Bu nedenle bir sınırlama getirmeye çalıştılar. Biz şunu anlıyoruz. Yabancı şirketlerden döviz bazında kredi alınmış ve yüksek maliyetli krediler bunlar ve bunlar ödenmeye çalışılıyor. Fakat 2018'de Sayıştay raporunda şöyle bir ifade var. Doluluk oranı ile ilgili biraz önce ifade ettiniz. Evet, doluluk oranı ile ilgili %70 diye bir oran telaffuz ediliyor. Bunu Sayın Bakan'a da Plan Bütçe Komisyonu'nda söyledik.
Kendisi dolaylı şekilde bunu kabul ettiren söylemleri oldu ama tabii dediğim gibi keşke elimizde bir sözleşme olsa. Şimdi şöyle ki maliyetler konusunda Başkent Üniversitesi İdare ve İktisat İlimler Fakültesi'nin İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Uğur Emek hocamızın yaptığı bir çalışma var. Bilkent Hastanesi ile ilgili. Bakanlık diyor ki ben diyor 100 birimlik bir harcamayı bu sistemde 76 birime mal ettim diyor. Yani kar ettiğini iddia ediyor. Bilimsel yapılan çalışmada Ankara Bilkent Hastanesi için 100 birimlik bir harcama için 173 birimlik bir taahhüt altına girilmiş durumda. Yani bakın aynen İngiliz Hazine Bakanlığı ve Sayıştay'ın raporundaki en az iki katı fazlalıkta bir maliyet söz konusu. Anladım. Yani karlı değil. Ve bu sistem için ne deniliyor biliyor musunuz Adile Bey? Gelecek nesillerin bütçesini kullanıyorsunuz sizler diyorlar. Evet gerçekten biz gelecek nesillerin bütçe aktarımını yapıyoruz kendimize. Yani biz yaptığımız bu şehir hastaneleri üzerinden yaptığımız sözleşmelerle 25 yıllık 30 yıllık sözleşmelerle çocuklarımızın, torunlarımızın gelecekteki alacakları sağlık hizmetinin üzerine ipotek koyuyoruz. Peki bir dakika ben araya gireyim şimdi buyur. Fikret Bey. Tabii, siz yani hem tabipler bir odasının değil mi Balıkesir'de başkanlık da yaptınız. Evet. Yani işiniz bu. Ama tabii. Şu hastanelerde yatırım maliyetleri sizin hı-hı. sorun ergenizde diyorsunuz ki Kayseri Şehir Hastanesi'nin yatak başına düşen maliyet miktarı 255 bin dolar. Ama diyorsunuz hı-hı. İstanbul 2 telli'de 460 bin dolara çıkıyor bu. Evet. Yani evet. Orada bir standart mı olması lazım? Öyle midir? Yani hastane işletmeciliği tasarımı, planlaması yapılırken şimdi, böyle midir? Niye siz böyle bir vurguda bulunuyorsunuz? Tabii ki. Yani bir standart elbette yani hastane yapacağınız bölgenin altyapısı, tabii. coğrafi koşulları farklı olabilir. Hani küçük derecede sapmalar olabilir ama yani bakınız bir tarafta 200 yatak başına diyoruz ki 255 bin diye bir rakam telaffuz ediyoruz. 255 bin dolar diyoruz. Diğer tarafta 459 bin dolar diyoruz. Yani arada %100'e yakın bir fark var. Yani olmaz demiyorsunuz da neden olduğunu da bizle paylaşın diyorsunuz. Doğru mu? Milletvekili olarak bu, nedir? Şunu söylemek istiyorum. Bu kadar arada yani cüzi kabul edebilir derecede bir fark olabilir. Fizik koşullardan dolayı ama bu derece %100'e yakın bir fark olması çok anormal. Hı hı. Neden olmuştu bunu öğrenmek istiyorum ben. Anladım. Yani gerekçelendirmesini istiyoruz elbette ki. Yani sonuç itibariyle ben bir milletvekili olarak millet adına bir denetim görevim de var benim. Elbette yani yasama faaliyetini yapan bir kişi olarak ama aynı zamanda millet adına denetleme görevim. Ben soruyorum milletim adına. Yani siz bu parayı sonuçta milletinizden çıkacak. Ve siz bu kadar farklı yatırımların gerekçesi nedir? Yani bir tarafta 1 liraya mal ettiniz, öbür tarafta 2 liraya mal etmişsiniz. Neden diye soruyorum ben. Doğru. Peki biz de zaten bunu bugün belki dinleyenler de nereden çıktı şimdi şehir hastaneleri diye soruyor olabilirler ama şunu çok kıymetli bulduk. O yüzden bunu biraz detaylandırmak istedik. Nedir o? Mecliste soru önergeleri var. Denetleme mekanizması işleyecek. Ama devlet sırrı diye şehir hastanelerinin o finansman modelleri, sözleşmeleri yapılanmasına dair cevap yok. Ama siz bunu Amerikalı bir şirketin web sitesinde işte ben bakanlıkla çalıştım Türkiye'de bakın ne kadar başarılı çalışıyorum derken orada bir sürü maliyetleri, yatırım maliyeti nedir, kim aldı, ne kadar bir alanda yapıyor, kaç yatak var gibi raporlara ulaştınız. Biz de bunu sürem de benim burada bitiyor çünkü bunu çok önemsedik ve belki de mesaj şu ki yani parlamento, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor bu ara. Oradaki denetim organlarının faaliyetlerini eskisi gibi yapamadığından söz ediliyor. Buna dikkat çekmek istedik. Keşke siz bu soruların yanıtını alsanız belki de sizi ikna edecek cevaplar da gelecek. Yani evet bu hastane çok iyi. Bu kadar bu tecrübeli insanlar burada bu kadar teknik imkanlarla bu halka sağlık götürecekler. Niye buna itiraz ediyorsunuz diyecek bir tablo da çıkar. Ama şimdi gizli olunca değil mi? Sizin şunu ifade etmek istiyorum. Evet, son olarak şu anda şehir hastanesi konusunda şu anda biz olayın reklam kısmını yaşıyoruz. Evet. Gerçek tablo 3-5 yıl sonra karşımıza çıkacak. Sayıştay raporunda demiyor ki yüksek oranda doluluk oranı olsa dahi kirasını karşılayacak derecede gelir elde edemiyor diyor hastane için.
Anladım. Ve Sağlık Bakanlığı bu kiralar için ödeyeceği, ayırdığı bütçe her yıl %100 oranında arttırmak zorunda. Neden? Çünkü döviz arttığı için. Gelecekte hastanelerle ilgili hizmet alanında sıkıntı olacak. Hı-hı. Mesela bir MR cihazı bozulacak, şirketin ukdesinde olduğu için diyecek ki kardeşim ben zaten yeteri kadar buradan kazanç elde edemiyorum, bu cihazı tamir ettiremeyeceğim diyecek. Hizmet alamayacak. Mesela bakan. Sayıştay'ın öyle bir raporu da var. Ben hani zamanım şey diyor, 830 fark var diyor. Evet. Tıbbi olmayan atıkların alt kademinde de diyor fark %1800. Yani bunlar çok önemli. Ben parlamenter sistemin eleştirisi ayrı bir şey ama bir milletvekili, hekim, sağlık konusunda duyarlı ve bir soru soruyor Sağlık Bakanı'na. Evet. Bunlar paylaşılmıyor. Buraya dikkat çekmek istedim. Dolayısıyla Sayın Fikret Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili, evet, çok teşekkür ediyorum. Şey daha, buyurun. Evet, son bir şey ekleyebilirim. Efendim şimdi ticaret sır konusunda dediniz. Başka bir İngiliz danışmanlık şirketinin bir raporunda şöyle diyor. Diyor ki ticari sır olarak söylenen bu kamu özel işbirliğinin arkasında rant arayışı ve yolsuzluklar var diyor. Resmen raporda böyle yazıyor. Sonra iletin bize, ona da bakalım hafta başında, evet, tekrar konuşalım. Evet, ileteceğim elbette. Peki. Hatta yüzde bir gün program yapalım. Ya çünkü peki, konu çok derin. Biz aslında şu anda iceberg'in görünen kısmını size sadece yansıtmaya çalıştım. Çok az bir kısmı. İnanın çok büyük bir kara delik. Anladım. Gelecek nesiller sıkıntı yaşasın istemiyorum. Peki. Ondan dolayı ben bunu dile getiriyorum. Çok peki, teşekkür ederim. Sağ olun Fikret Şahin. Balıkesir Milletvekili. İyi akşamlar. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın.